Ben şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bugün gerçi yazdım da 33 baskı, hatta Emre ile de paylaştım bunu. 33 baskı bir kitap okuttum. Aa, Sağ şey olsun. diyorsun, Orada Atatürk sorgu. aynen. Şimdi arkadaşlar 30 Ağustos günü, yani 26 Ağustos'ta biz büyük taarruzu başlatıyoruz. Yunan ordusunun beklemediği bir yerden onlara güzel bir vuruş yapıyoruz. Savunma hatlarını yarıyoruz ve ordularını hırpalamaya başlıyoruz. Fakat asıl vurgun 30 Ağustos'ta oluyor. O da şöyle oluyor. Şimdi Yunan ordusunun bir kısmı mağlup oluyor, bir kısmı çekiliyor ve bunların ana gayesi şu: biz savunma hatlarımızı kaybettik. Yapacağımız tek şey yeni bir savunma hattı kurmak ve bu hattı koruyarak en azından İzmir, işte Manisa, o bölgeyi elde tutmaya çalışmak. Zaten bir ordu mevzilendikten sonra, yani savunmaya geçtikten sonra, yerleştikten sonra, önlemlerini aldıktan sonra artık ikinci bir taarruza geçip o orduyu sökmek çok daha zor. Atatürk tabii bunu istemiyor. O yüzden Atatürk'ün hedefi çekilen orduları gafil avlayıp bir şekilde savunma düzenine geçmeden onları yok etmek. Ve bu yüzden de 29 Ağustos gecesi hummalı bir çalışma var. Yani tüm geniş bir sahaya yarılmış o alandan, her tümenden, her kolordudan gelen raporları birleştirip bir şey yaratmak, harita yaratmak ve bu haritada Yunanlar nerede, biz neredeyiz, bunları nasıl yok ederiz, bunun çabası içindeler. Hatta orada bayağı bir çalışıyorlar. Atatürk diyor ki gece saatlerine geldiğinde uyumaya geçiyor ve bir şey olursa beni uyandırın diyor. O süreçte de bir rapor daha geliyor. İsmet Paşa'ya gösteriyorlar raporu. İsmet Paşa diyor ki bunu Mustafa Kemal Paşa'ya götürün diyor. Tevfik Bey kapıyı tıklayıp içeri giriyor. Atatürk işte lambasını yakıyor. Orada raporu yatağın üstüne serip okumaya başlıyor ve okuduktan sonra hemen yataktan fırlıyor hani bir şekilde. Üniformasını giymeye başlıyor. İsmet ve Fevzi Paşaları çağırın diyor. Emirler veriyor. Çünkü o raporda şunu görüyor: Yunan ordusu bir bölgede ve o bölgenin hem kuzeyinde hem güneyinde Türk orduları var. Yani aslında sıkışmak üzereler. Doğru hamleler yapıldığı vakit 5 tane tümenden oluşan bir Yunan kuvveti, ki güçlü bir, bayağı bir kalabalık bir kuvvet. Bu kuvveti sıkıştırıp imha ettiğimiz vakit artık Yunanistan'ın ordusu diye bir şey kalmayacak. Kalan Haritada hemen geliyor bu arada. efendim. Haritada ekrana hemen geliyor bu arada. Tamam. Bunu bitirdikten sonra kalıntıları da İzmir'e kadar kovalayıp yok edecekler. Şimdi fakat burada şu belli değil. Hani bu kuvvetlerin başında kim olduğu belli değil. Onun bilgisi yok. Ve Mustafa Kemal bunu çok merak ediyor. Ondan sonra toplantı yapıyorlar. Toplantı yaptıkları zaman diyorlar ki işte orduları kuzeyde, güneyde sıkıştıracağız. Belli bir bölge var. Oradan geçirtmeyeceğiz. Ondan sonra işte şey bölgesiydi. Çaldağ'ıydı herhalde. O tarz bir yerde bunları imha edeceğiz. Ve bu planı yürüttüğümüz vakit artık bu savaş tamamen bitmiş olacak. Fakat Atatürk'ün artık orada heyecanı o kadar fazla ki Afyon'daki belediye binasında kalmak istemiyor. Fevzi Paşa'ya diyor ki sen süvari kol ordusunun başına geç. Ben de birinci ordunun cephesine gidip, karargahına gidip emirleri de orada tebliğ edelim. Arada kopukluk olmasın. Ondan sonra haberleşiriz diyor. Atatürk saat 6 gibi 30 Ağustos sabah 6'da yola çıkıyor. 9.30'da 1. Ordu Komutanlığı'nın karargahına varıyor. Orada emirleri veriyor. Ondan sonra Yunan subaylarının esir alındığını görünce diyor ki, yani içlerinden böyle yetkili bir subay varsa, hani rütbesi yukarıda olan, bunlardan çağırıp sorgulayalım. Bu gösterdiğin haritaya bakıyorum şu anda. Aynen 30 Ağustos. Okların takip edildiği yer 30 Ağustos. Fakat şey aynen. Başkumandan mı aramış? Doğru. Tamam, bu aynen, bu harita doğru. Doğru gibi duruyor. Evet. Yani tam şey değil de, hani bunun bir tık daha kronolojik olarak sonrası. Hani maviler burada biziz. Bu kırmızıları yarıyoruz. O okların takip ettiği yerde de kalanları, o mavi, öyle hayal edin. Şimdi 30 Atatürk, Ağustos'ta da şey, Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin aynen. olduğu şu an. Aynen. Tamam. Haritayı şimdi gördüm. 30 Ağustos 30 Ağustos günü işte o 1. Ordu Komutanlığı'nda Yunan subaylardan bir tanesi getiriliyor. Bu adam hiç konuşmuyor, bitkin bir halde. Buna çay falan ikram ediyorlar. Hani böyle bir rahat hissetsin kendini de, hani ağzı yayları gevşesin diye.
Orada Yunan subay ama hiç konuşmuyor. Sadece Hacıhanes diye sövüyor. Ve Hacıhanes de Yunan ordusunun başkomutanı. Yani onun verdiği emirler bizi burada bu hale soktu. Mahvolduk filan. İşte orada rahat rahat yatarken biz burada sürünüyoruz filan gibi tepki gösteriyor. Fakat ne olduğunu söylemiyor. Oradan sonra bir duruyor, dalıyor böyle. Şey diyor. Kimdi diyor, kim bilir diyor. Trikopis'te diyenisi de siz yarın diyor. Burada diyor yok edeceksiniz veya esir alacaksınız deyince tabii oradakiler bir anda böyle şey oluyorlar. Gözler fal taşı gibi açılıyor. Çünkü bahsettiği Trikopis ve Diyenis şey Yunan ordusunun sağdaki birinci ve ikinci adamları. Ve bu adam sanıyor ki bunlar onların bu ordunun başında olduğunu biliyor. Halbuki bilmiyorlar. Tabii burada Atatürk artık anlıyor ki bizim çevirdiğimiz kuvvetlerin başında Yunan ordusunun birinci ve ikinci adamı var. Ve bunlar esir alınırsa çok büyük bir çöküntü olur Yunan ordusunda. Artık diyor ki ben daha da burada duramam. Daha da ileri gidiyor. Ateş hattına giriyor. Yani bu ne demek? Mermilerin düştüğü yerlerde Atatürk gezinmeye başlıyor ve bu bir başkomutanın yani ordunun en üst rütbeli komutanının böyle bir alana girmesi çok fazla görülmüş bir şey değil. Hatta giderken şu oluyor. Artık Atatürk bunu kendisi de söylüyor. Arabanın diyor, otomobilin diyor. Sağına soluna mermiler düşüyordu diyor. O dönem orada da bir tümenin komutanı onu fark ediyor. Hani başkomutanın arabasının burada ne işi var? Hemen bir askerini gönderiyor atıyla birlikte. Diyor ki git komutan buraya kadar gelmiş ama farkında değil. Bunu al geri getir diye. Atatürk de tabii bakıyor ki asker at getirmiş. Derviş Bey istiyor ki geri dönsün. Atatürk de diyor ki hayır diyor sen diyor bu atı komutana getir o buraya gelecek. Çünkü Atatürk'ün kafasındaki olay şu. Ben ordunun içine geçiyorsam ordu artık gerimde kalamayacak. O da ileri gitti. Hatta Derviş Bey gelince ona diyor ki topçular çok geride, bunlar ileri sür. Şimdi Derviş Bey topçuları ileri sürünce bu sefer de diyor ki topçular ve avcı attı çok yakın oldu birbirine. Şimdi şöyle düşünün avcı attı ileri bölgede düşmanla çarpışan kuvvetler. Topçuların belli bir mesafe geriden onları destekleyici atışlar yapması gerekiyor. Fakat topçuları çok ileri sürünce bu ahenk bozuluyor. Derviş Paşa da diyor ki hani avcı hattıyla iç içe geçti topçular bu olmadı diyor. Atatürk de tabii orada anlamasını istiyor yani komutan durumu anlasın diye. O da diyor ki Derviş Paşa avcı hattını da ileri sürmek lazım değil mi paşam diyor. Evet diyor derhal bunu uygula diyor. Yani aslında orada Atatürk emri kendi vermek istemiyor da komutan kendi düşünsün de o akıl etsin de o önersin istiyor. Böyle bir orada varyasyon yapıyor. Ondan sonra Atatürk daha yakın bir hatta geçip oradan dürbünle izlerken yanında da Sakallı Nurettin Paşa var. Birinci Ordu Komutanı. Atatürk oradan dürbünle izlemekten de razı oluyor. Daha da ileri gitmek istiyor. Yani en yakın bölge neresi ise oraya kadar gitmek istiyor. O imha hareketiniz, o büyük başkomutanlık meydan muharebesindeki taarruzu bizzat gözlemlemek istiyor. Hatta Nurettin Paşa da şey diyor yani bu çok tehlikeli olur bu kadar ileri gitmek. Burada kalalım diyor. Ki adam da haksız sayılmaz yani o kadar yakına yaklaşmak çok normal bir şey değil. Fakat tabii Atatürk artık öyle bir ruh hali içerisinde ki bunu aslında şöyle de düşünmek lazım. Şimdi biz tarih konuşurken diyoruz ki şu tarihte şuraya gitti, şu tarihte şu anlaşma imzalandı. Yani burada bunlar olurken insanların bir psikolojisi var, ruh hali var. Atatürk o dönemde neler hissediyordu, neler düşünüyordu ki bu kadar kendisini tutamayıp bu kadar ileriye doğru atılıyordu. Yani bunu da biraz düşünmek lazım. Yani aslında Atatürk için çok gerilimli ve çok normal kalmasını sağlayamayacak olağanüstü bir dönem aslında bu ki takdir edersiniz bir milletin var olma mücadelesi. Yani Atatürk orada kendisini o savaşın içinde öyle kaptırmış en ileriye kadar gidiyor. Ondan sonra da akşamüstü güneş battıktan sonra taarruz emrini veriyor. Bizim askerlerimizle orada Yunan ordusunun yani düşünün ki makineli tüfekler uzaktan ateş ediyor. Siz süngü saldırısı yapıyorsunuz. Yani o tüfeklere karşı koşuyorsunuz. O tüfekleri geçiyorsunuz. Ondan sonra oradaki siperlerde askerlerle boğuşuyorsunuz. Çünkü bizim elimizde onların orada taarruzunu şeyini savunmasını kıracak güçte silahlar yok. Ki bu da vakit alacak bir şey getirmek, saldırmak. Orada süngü taarruzu yaptırıyor. Yani bu çok büyük bir fedakarlık. Kolay iş değil. Yani düşünün o kadar yol yürüyorsunuz, o kadar tehlikeden geçiyorsunuz. Karşınızda makineli tüfek ona doğru koşmak. Bunlar basit işler değil. O yüzden büyük taarruzda Türk ordusu muazzam bir başarı elde etti ve 15 bin üzerinde Yunan askerini yok etti. Ondan sonra zaten 2 gün sonra da Trikopis ele geçirildi ve artık Yunan ordusu diye bir şey kalmadı. Yani diyebiliriz ki milli mücadelenin askeri safhası aslında büyük oranda 30 Ağustos'ta bitti. Artık biz düşmanı kovduk sayılır.
Geriye kalan şey sadece zamandan ibaret. Yani onlar koşacaklar İzmir'e kadar, biz de arkadan onlar. Kovalamaya, kaçıp kovalamaya döndü. Belki de bu Aynen. işin büyüklüğünü anlatmak için John, Yunanlar için nasıl bir travma olduğunu ordunun dağılmasına. Belki biraz bunu Bir anlatmak örnek gerekiyor. vereyim mi? Bir Buyur. örnek Ben vereyim zaten mi? onun yolunu yapıyorum zaten. Buyur. Şimdi bak, İzmir açıklarında Yunan ordusunun takviye güçleri var. Gemilerle bunları getirecekler, sahile dizilecekler. Bunların amacı şu: hani biz burada kalamayız ama en azından taze kuvvetler sahile çıksın ki bunlar kaçıp gelenleri korusun ve onların zayi olmasını engelleyip onların fitilmesini sağlasın. Yani gemilere nakliyesini sağlasın diye taze kuvvet çıkartmak istiyorlar. Yunan gemisi sahile çıkmak istemiyor. Emri uygulamıyor. Kendi ordusunun emrini uygulamıyor. Bunun üzerine Yunan donanmasındaki savaş gemileri toplarını bu gemiye çeviriyorlar. Diyorlar ki karaya çıkacaksınız, çıkmazsanız sizi batırırız diyorlar. Bunlar öyle karaya çıkıyor. Yani Yunan ordusunun içine düştüğü hal bu. Hatta orada şeyde bir olay var. Şimdi Trikupis esir alındığı vakit o dönem şey olmuş. Artık sahada işler karıştığı için Trikupis'e artık başkomutanlık yetkisi verilmiş. Fakat tabii kendisi bunu haber alamamış. Atatürk'ün çadırına götürüldüğü vakit Atatürk tebliğ etmiş görevi. Yani artık hali siz düşünün. Çok kötü durumdalar. Bir de bu Atatürk Çok şimdi absürt bir olay. aynen öyle. Şimdi bir de şey var. Psikolojik savaş var orada. Yunan başkomutanı Hacı Anesti İzmir'e geldiği vakit ona gazeteciler soruyor. Hani Mustafa Kemal hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte onun sizin düşmanınız, rakibiniz falan. O da diyor ki Mustafa Kemal mi? Şu kadar vakittir İzmir'deyim. Onun gibi birinin ismini duymadım. Ne o kim falan diyor böyle. Aşağılamaya çalışıyor. Atatürk de İzmir'e doğru giderken yabancı gazeteciler ona da bu sefer soru soruyorlar. Hani ne düşünüyorsunuz falan diye. O da diyor ki ya diyor 15 gündür geziniyorum diyor bu cephede diyor Ege'de diyor. Hala diyor bulamadım diyor. Hacı Anesti nerede onu arıyorum. Siz gördünüz mü falan diyor. Yani psikolojik savaş uyguluyor Atatürk'te. Tanışmak Üç için. tarafını ve dalgasını da geçiyor tabii. Ya bu Yunanlar Hatta açısından şey bile anlatıyorum çünkü yapıyor. biz de şey buyur. Hatta şey İzmir'e geldiği vakit işte orada bir mekanda hani oturuyorlar. Diyor ki buraya geldi mi diyor. İşte Yunan kralı. O da diyor ki geldi diyor, rakı içti mi içmedi diyor. O zaman ne işi vardı İzmir'de diyor, yani rakı içmeyecekse burada. Böyle dalgasında geçiyor Atatürk. O anlamda şey de bir adam. Psikolojik savaş kısmını da biliyor ve uyguluyor. Yo, zaten Yunan ordusu şey başlı başına aslında felakete giderken biraz da farkındalar bu işin pek iyi bir yere evrilemeyeceğini, ama birincisi baskı var, ikincisi de yani Ankara'yı fethedip komple Anadolu'yu ele geçirme hevesi var ya, oranın Fatih olma, orayı ele geçirme, fethetme mevzusu. O biraz herhalde şey çeliyor bunların aklını. Hani baştan o kadar kararlı gitmiyorlar. Belki de gitmeselerdi Ankara hükümeti böyle başarılı bir şey izleyemeyecekti. Hakikaten belki sadece İzmir'i tutsalardı çok büyük bir sıkıntı olacaktı bizim için. Ya da Ya şöyle o diyebilir konuda miyiz Erlik? Özür dilerim. Ben de bir tane böyle desteklemiş olayım Erlik'i de. Eğer sahaya çekmemiş olsaydı, muharebeye dahil etmemiş olsaydı ve bir meydan savaşına dönüşmemiş olsaydı nasıl bir netice ortaya çıkardı? şöyle söyleyeyim. En başından itibaren Yunan ordusunun içerisinde Anadolu'ya hiç çıkmayalım diyen komutanlar vardı. Bunlardan biri de General Metaksas'tı. Ve Metaksas bunu dediği için hapsedildi. Hatta 30'lu yılların ortalarından itibaren başbakanlık da yapmıştır. 40'lara kadar da ülkeyi götürmüştür. Hatta 37'de Atatürk'le görüşüyor. Şey diyor, ben geçen bunu paylaşmıştım. Atatürk, siz bizim için, sizin sözleriniz fiiliyat demektir falan. Böyle yaltaklanıyor. Balkan Birliği için Türkiye'yi yanlarına çekmek amacıyla. Böyle bir adam. O orada akıllı adam diyor ki bu Anadolu'ya çıkıp bu Türklerle maceraya girmeyin. Bu karşımızda generaller var, paşalar var. Bunlar bir ordu kuracak. Bunlar sizi yener diye adam aslında en başından söylemiş. Bana göre Yunanlar İzmir bölgesinde mesela şey vardır. O tartışma şuradan çıkar. İngiliz General Milne var. Bu bir hat çiziyor. İşte Manisa tarafından. Daha dar bir bölge. Yunanlar buraya geçmesin diyor. Çünkü buraya geçtikten sonra ikmal hatları zor. Oraya işte cephane taşımak zor. Türkleri geniş bir sahada yenmek zor. Dolayısıyla coğrafya sıkıntılı ki zaten aynen. öyle de yapıyorlar, biliyorsun, geniş alana yayıyorlar şey yapabilmek için bizimkiler. Aynen öyle. Daha ne, bak daha ne manevralar var. Şimdi onları da anlatacağım biraz. Şimdi böyle olunca Yunanlar ikilemde kalıyorlar. Tabii Yunan ordusunda o dönem politik şey var, bölünme de var. Yani asker siyaset yapıyor.
Daha sosyalist olanlar var, kral yanları var, Venizelos tarafı var. Dolayısıyla farklı görüşler de var. Bunlar bir şekilde birbirlerini gaza getiriyorlar. Türklerin ordusu da daha yok diye. Erken dönemde harekete geçtikleri vakit, hani bu Sakarya Savaşı öncesinde çok da önemli bir zafer elde ettikleri an şunu düşünüyorlar. Artık biz burayı açtık. Ankara'ya gidip meclisi işgal edersek, yani Türk ordusunun arkasındaki siyasi organizmayı yok edersek burada artık istediğimizi yaparız diye bu düşünceye kapılıyorlar ve Sakarya'ya kadar geliyorlar. Atatürk de tabii burada çok akıllı. Diyor ki Sakarya'ya kadar çekilelim. Bırakalım gelsinler. İşte vatanı haremi ismetinde boğacağım onları diyor. Yani çünkü niye? Artık Polatlı'ya geldikten sonra Polatlı ile İzmir arası o kadar uzak ki siz burada ordunuzu güçlü tutabilmek için çok fazla efor sarf etmeniz lazım. Bir de Anadolu'da altyapı yok. Demir yolu çok yok. Karayolu yok. Arazi sorunlu bir arazi. Dolayısıyla yani orada hakikaten bir maceraya girişiyorlar. Ve biz bunları Sakarya'da yendikten sonra yani 26 Ağustos gününe kadar, yani büyük taarruzun ilk gününe kadar ortada bir durum var. Çünkü biz orada taarruz edeceğimiz için bizim şöyle düşünelim, askeri olarak taarruz edenin çok daha fazla enerji sarf etmesi gerekiyor. Çok daha fazla kaynağa sahip olması gerekiyor. Çünkü savunma yapmak için işler kolaydır. Ama saldırı yapmak için işler çok zordur. Çok fazla silah, cephane, asker ve manevraya ihtiyacımız var. Onlar bana göre, tüm bunların özeti olarak söylüyorum, onlar Anadolu'ya çıktığı vakit yenilecekleri, bence her senaryoda yenileceklerdi. Onların hiç Anadolu'ya çıkmaması gerekiyordu bence. Çıktıktan sonra hani daha İzmir ve bölgelerinde kalsalardı, Türkler çok daha az zayiat vererek çok daha fazla geniş bir ordu toplayıp onları oradan yine söküp atardı. Yani onların tek bir artık Anadolu'ya çıktıktan sonra yapabilecekleri Günün sonu dediğin gibi kesinlikle ona katılıyorum da onlar açısından da daha rahat şey olurdu. Daha uzun süreli elde tutabilirlerdi. Yani benim görüşüm o. Çünkü Mudanya'ya giden yolda Mudanya'da tamamen artık şeyi kaybetmişler. İngiltere desteğini tamamen kaybetmişler. İtalya zaten yine her zaman gibi yarı yolda şey değiştirdi. Kimsen Ama kalmıyor yani. İtalyanlar haklı. Bak, İtalyanlar haklı. İtalyanlar istiyor ki o bölgeyi ben alayım. Bir de şey var o dönem. Bak, o dönem şöyle bir olay var. Mussolini iktidara geliyor. Değerli Bir dostlar, ses karmaşası oldu. Can Osman Aksoy var. Belki YouTube'dan bilirsiniz. Atatürk'le ilgili sürekli videolar hazırlıyordu. O da konuğumuz. Sevgili Can Osman, hoş geldin. Arkadan ses geliyor arkadaş. Galiba yayının sesi o. Don, senin mikrofondan geliyor abi. Benden mi geliyor? Hayır hayır, Can Osman Oktay Aksoy'dan geliyor. Bizden değil. Can Osman Aksoy var. Belki Can farkında değil galiba. Yayında. Farkında değil de aşağı indi şu an. Tamam, karmaşa geçti mi? Ben aldım aşağı da. Eğer farkında olursa tekrardan çıkartayım. Tamam, ben şimdi Eyvallah. Sen özelden devam et yazayım canım. ona. Tamam, yazarsın Emre abi. Öyle bir manevra var. Bu önemli, büyük taarruz öncesinde. Bunu hatta geçen gün Selim Erdoğan Hoca da anlattı. Teke tek de. Ben de onu nakledeyim. Şimdi Türkler Kuzey bölgesinde, yani İzmit civarında büyük bir orduya sahip olduğu düşünülmesi yönünde İyi bir akşamlar. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Osman, şu an gayet net ve anlaşılır bir şekilde geliyor. Evet canım. Devam mı? Tamam mı? Devam devam. Şimdi Türkler bir iç haberleşme yapıyorlar kendi birimleri arasında. Çünkü bunları İngilizlerin tespit edebildiği ve okuyabildiği o tip bir mekanizmaya sahip olduğu biliniyor. Hiç olmayan kolorduların İzmit'e toplanması yönünde bir haberleşme yapıyorlar. İngilizler de bu nedenle Türklerin hani kuzeyde güç biriktirmesi sebebiyle Yunan ordularının bir kısmının kuzeyde kalmasını sağlıyorlar. Büyük taarruzu da bu şekilde güneyden daha rahat yapabiliyorlar. Bir de yine Selim Hoca'nın anlattığı dün bir hadise vardı. Ben onu bilmiyordum. Onu da size aktarayım. Çok önemli bir şey çünkü. Ben hani şunu biliyordum. Büyük taarruz, yani 26 Ağustos günü bizim toplar çok kaliteli iş yaptı. Yani Yunan gözlem hatlarını ve savunma hatlarını süper bir şekilde vurmuşlar. Yunanlar da gözlemcileri çok ileri çıkarttığı için ve bunlar yok olduğu için geriye dönüp haber de verememişler. Yani olan biten hakkında çok detaylı teferruatlı bilgi gitmemiş karargaha. Bu da çok top başarısı aslında.
şunu yapmışlar. Topların tamamını Konya'da test etmişler. Yani topların her bir özelliğine göre ne kadar mesafeye top atışı yapabildiğine ilişkin üret kayıtları vardır. İşte şu top şu kadar atabiliyor, şu top 5000, işte 500 metre atabiliyor filan gibi. Bu tip kayıtlar var. Fakat bizim toplar eskidiği için bunların ne kadar attığı belirsiz. Bunlar büyük taarruzdan önce Konya'da şey yapılıyor, test ediliyor tek tek. Her birinin mevcut mesafesi yani menzili 3 güne kaydediliyor. Ve biz büyük taarruzda bu şekilde hareket ettiğimiz için toplardan çok büyük verim alabiliyoruz. Ve topçular bizim 26 Ağustos günü Yunan savunma hattını yok etmesi için inanılmaz atışlar yapıyor. Bunu da İsmet Paşa idare ediyor bu saldırıyı. Orada bizim çok büyük bir kazancımız oluyor. Yani Türk ordusu gerçekten her anlamda çok çalışmış. Yani taarruz öncesinde 30 Ağustos döneminde orada elinden gelen her şeyi yapmış. Yani başkomutan cephede, ateş hattında, sağına soluna mermiler düşüyor. Gece uyanıyor, rapor kovalıyor. İşte Yunan subayı sorgusuna katılıyor. Öte tarafa baktığımız zaman Yunan ordusunun başkomutanı İzmir'de, gemide, iletişim kopuk. Dolayısıyla Türkler bu konuda üstüne düşen her şeyi yapmışlar. Çok büyük fedakarlık yapmışlar. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yani 9 günde 400 kilometre yol tepiyorsun. Ve yani ayağında şey yok. Hani Nike yok yani. Skechers kullanmıyorsun yani. Bildiğin çarık. İçine ot dolduruyorlar. Ve teçhizatla ölüme doğru gidiyorsun. Bu kadar hızlı hareket etmek kolay bir iş değil. Yani birileri küçümsüyor yani. İşte, hani Yunan ordusunu yenmişler. Bu basit bir şey. Veya işte askerler 50 bin kişiymiş ya da 20 bin kişiymiş diyorlar. Gerçi 100 bin üzerindeki ordu. Yani bu insanlar bu fedakarlıklara katlanarak vatanlarını kurtarmışlar. Bu basit bir iş değildir. Hiç basit bir iş değildir. Çok nadir olur bir milletin böyle zaferler elde etmesi. Abi nitekim 200 bin kütür askeri yani düşman askerini tamamen yok ediyorsun ya neredeyse. Kalanları da zaten denize döküyorsun. Ve senin söylediğin gibi yani yaklaşık 450 kilometre, 500 kilometre bunları dışarıya doğru kovalıyorsun. Ve bunu 10 gün gibi kısa bir sürede yapıyorsun. Öncesinde senin teçhizatlarında işte bir askeri birliğin tam olarak sağlanamamış sayıca nispeten daha azsın. Bu kadar hızlı bir şekilde organize oluyorsun ve dört bir koldan dalıp bunları pataklıyorsun. Türkçesi bu. Şu anda hala senin son cümlende ifade buyurduğun gibi bunu küçümsemek ya da görmezden gelmek katkısız vatan hainidir benim nazarımda. Budur abi. Mesela şey de çok ilginçtir. Bu büyük şey meydan muharebesi kazanıldıktan sonra Salih Bozok Atatürk'ün yanında diyor ki Afyon'a geri dönelim. Yani başkomutanlık karargahına geri dönelim. Çünkü muharebe kazanılmış da olsa askerler her tarafa yayılıyor. Ve yayılan askerleri tek tek tespit edip temizlemek kolay iş değil. Bir süpürme işinin de yapılması lazım. Ve dolayısıyla hani bir yerde bir anda karşına asker çıkabiliyor, tehlike arz eden durum olabiliyor. O yüzden Salih Bozok geri dönelim istiyor. Fakat Atatürk kızıyor. Hayır diyor, geri dönmeyeceğiz diyor. Dumlupınar'a ineceğiz diyor. Dumlupınar'da kalacak bir yer bulun. Yani Dumlupınar'ın birkaç kilometre kuzeyinde oluyor muharebe. Dumlupınar'da bir köyde bir terk edilmiş ev buluyorlar. Bu terk edilmiş evin damında bir çadır kuruyorlar. Bu çadırın içine de kullanılamayan askeri üniformalardan yatak yapıyorlar. Yastık kılıfı, işte yatak örtüsü falan yapıyorlar. Atatürk gece orada uyuyor. Yani bakın Türk ordusunun başkomutanı bu adam. Ve kaldığı yere bak. Niye? Çünkü adam geride kalmak istemiyor. Yani çok önemli bir şey oluyor ve onun içinde olmak istiyor. Emin olmak istiyor. Bırakmak istemiyor ordusunu. Bir de şöyle düşünün. Asker gözüyle düşünün. Bilmiyorum hani askere gidenler şey düşünsünler. Şimdi en üst rütbeli komutanın bir eğitim esnasında askerin arasında bulunması bir askere moral motivasyon kazandırır. Kaldı ki böyle kritik bir savaşta başkomutanın yanlarında olduğunu görmek şeydir. Çok büyük bir moral etkisi vardır ve savaşta moral çok önemli bir şeydir. Çünkü askerin morali olmadığı vakit bozgun olma ihtimali yükselir. Atatürk de burada her türlü tehlikenin içinde en önde kalıyor. Yani hani birileri diyor ya Mustafa Kemal çekilmiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Yani bir Allah korusun hani olmasın da bir savaşta kimlerin nasıl kısacağı, nasıl kaçacağı veya işte nasıl söyleyeyim 15 Temmuz'da birilerinin
Şeyi çok isterdim ben mesela. 15 Temmuz'daki tüm siyasetçilerin HTS kayıtlarına, sinyal kayıtlarına, hani dağ evine çıkanlar, ne bileyim, kırsalda kaçıp orada tanıdıklarının yanına sığınanlar filan. Çok merak ediyorum mesela. Var mı öyle? Kimler var? Kimler Sevgili sokağa Can, inmiş? şu an Meydana ekrana inmiş? yansıttım Kimler? gönderdiğin haritayı. Geldi mi YouTube'da da? Bakayım bir. Ha, Gelir YouTube'da. galiba. YouTube'da şu Biri an gelmemiş. Bir 5 saniye 10 saniye gecikme var tamam. galiba. Biri şey demiş, Çanakkale'de de Atatürk yani saftaydı diye. Şöyle bir anekdot vereyim. Sami Bey diye bir adam var. Çanakkale'de Atatürk'ün emir subaylarından birisiydi. Ve o anlatıyor televizyonda. Atatürk'ün en ön safta nasıl yer aldığını. Bu adam çok ilginç bir şekilde avcı hattında görevliyken 30 Ağustos'ta, o hani anlattım ya az önce, Atatürk ateş hattına giriyordu, sağına soluna kurşun düşüyordu diye. Bu adam da orada, Sami Bey de orada Atatürk'e rastlıyor. Hatta televizyonda onu anlatırken diyor ki, ya Atatürk'ü diyor ateş hattında gördüm diyor. Ben diyor avcı taburlarında görevliydim. Biz orada düşman kovalarken başkomutanı gördüm diyor. Yanına gittim diyor. Söyleyemedim ona diyor. Senin burada ne işin var? Sen niye buraya kadar geldin? Paşam burada hala Yunan askerleri dolanıyor. Bir şey olur sana filan diye. Oraya kadar gelmişti diye anlatıyor. Şimdi bu gelen haritada kırmızılar düşman. Gördüğünüz gibi kuzey güneyden çevirmiş durumdayız. İşte o son kalan, burada baktığınızda dört tane şey görürsünüz. Yani dikdörtgen. Çünkü niye bir tanesi kaçıyor? O beş tümen var demiştim. Dördü orada savaşıyor, bir tanesi kaçıyor. Yani o kaçan kendisini kurtarıyor. Bizim buradaki temel hedefimiz şu. Şimdi bunlar burada bozguna uğradıktan sonra sol tarafa doğru kaçacaklar. Ve bu kaçanların ne kadarı kaçarken telef edilirse, öldürülürse, yok edilirse o kadar bizim için iyi. Bunu da Fahrettin Altay, Paşa'nın komutasındaki süvariler yapıyor. Kovalamaca böyle başlıyor. Buradan İzmir'e kadar devam ediyorlar. Kimisi bir yana dağılıyor, kimisi kuzeye doğru dağılıyor, kimisi batıya doğru kaçıyor. Ve burada uygulanan plan baktığınız zaman kurt kafanına çok benziyor. Onu uygulamış Atatürk. Düşmanı üç yerde sıkıştırıp imha et. Çok büyük bir başarı. Yani 15 bin üzerinde kayıp var Yunan ordusunda. Yunan ordusunun toplam kaybı 35 bin civarında olduğu söyleniyor. Yani yarıdan çoğu aslında burada yok edilmiş. Bu düşmana indirilmiş çok büyük bir bu şeydi, balyozlu. Hocam bir de şöyle bir şey var. Son zamanlarda madem bu kadar Yunan askeri kayıp verdi, işte nerede bu şehitlikler diye. Onu da yetkililer şöyle açıklıyor. Eğer biz bunların yerini tespit ettik hepsini, biz bunları gün yüzüne çıkarırsak burada Yunan bayrağı dalgalanma riski var. Çünkü anlaşmalara göre eğer bir şehitlik bulunduysa, atıyorum diyelim ki Yunan şehitliği bulundu. Orada Yunanistan hükümetinin bir düzenleme yapma hakkı varmış. Aynen Çanakkale'de olduğu gibi. Yani o yüzden bilseler dahi bu mezarların yerini söylemeyi tercih etmiyorlarmış. Doğrudur. Şimdi büyük taarruzun haritasını gösterecektim de. Tamam. Çok kötü olurdu. Özeti o. Yani bizim için o hareketi başarıya erdirmek şeydi yani. Ana fikirdi. Aslında ilk senin koyduğun harita da olur. İlk Onu da haritayı mı koyabiliriz. koyayım Orada tekrar? büyük Tamam. taarruz da olur. Evet, İkisi evet, yan yana evet. mı dursun, ayrı ayrı mı? Yok. Tek başına olsa yeter. Tamam. Tek başına onu tekrardan koyuyorum. Bir saniye bekletecek bizi. Yunan savunma hattı kuzeyden güneye doğru iner, sonra batıya doğru kıvrılır. Onun sebebi, bunların bir tren hattı var, onu kullanıyorlar sürekli ikmal için, yani İzmir'den mal taşımak için, cephane taşımak için, asker taşımak için. Onun için o hattı oraya doğru, batıya doğru kıvırtıyorlar. Bizim oradan girmemizi sağlayan bir etken o. Çünkü biz o sayede güneye sızabiliyoruz. Bizim bir orada yaptığımız, büyük taarruzda yaptığımız bir hareket var. Yani orduyu kuzeyden güneye doğru gece vakti kaydırıyorsunuz. Ve düşman bunu görmemesi lazım. O yüzden gece vakti yapılıyor veya işte bazı taktikler kullanılıyor. Ondan sonra işte bu Harita mavi tekrar geldi oklar ekrana, bizim. evet. Tamam, mavi oklar bizim ilk hareketimiz.
Ya bir şey söyleyeceğim abi. Burada mesela mavi okları değil de kırmızı okları Türklere verseler bence daha iyi olurmuş bu tür haritalarda. Bak askeri, disiplinde kırmızı düşmandır, mavi dosttur, o yüzden. Ya tamam da abi şimdi bizde de tam tersi bir durum var. Mavi Yunan'ı temsil ediyor, kırmızı Türkleri. Ben de işte o Bak. açıdan düşünüyorum bunu. Tamam askeri olarak belki böyledir. Bir şey diyemem. Yorum yapmıyorum. Benim alanım değil. Ama kendi yorumum kırmızıyı Türkler alsa daha iyi olurmuş sanki. Artık bir şey diyemeyeceğim. Şimdi burada bizim baktığın zaman hareketimiz güneyden kuzeye doğru. Eğer yani şeyler, siz söyleyin, Yunanlar tamamen güneye doğru dikine inmiş olsaydı tabii bizim orada stratejimiz farklı olmak zorunda kalacaktı. Yani açıkçası şunu söyleyeyim. Hani Mustafa Kemal'in bir lafı var, taarruz hazırlıkları esnasında, yani başka şeyimiz yok. Başka şansımız yok. Yani elimizdeki gücün sonundayız. Elimizdeki maddi, manevi cephane sonundayız. Hatta büyük taarruzdan önce Nalbant okulu açılıyor. Yani düşünebiliyor musun? Bir orduda Nalbant eksikliği var. Hatta fotoğrafları da vardır diploma verirken. Hatta orada konuşması var. Diyor ki biz, diyor, hep savaşmışız diyor. Hep asker olmuşuz diyor ama Nalbant olmamışız diyor. Bu bizim eksikliğimiz diyor. Osmanlı'da bu daha çok azınlıklar yaptığı için. Dolayısıyla bizim için felaket olur muydu? Yani onu da söylemek istemiyorum ama iyi ki böyle olmuş. Öyle söyleyeyim. Cevabım olsun. İyi ki böyle olmuş. İyi ki Yunanlar bu şekilde hareket etmişler. Biz de iyi ki orayı yarıp geçebilmişiz. Abi zaten savaş öncesi durumu şöyle düşününce hani bütün Batı dünyası Yunanların kazanacağına o kadar emin.